Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Biblo Baby'mizin yapılışına devam edeceğiz. Şimdi saçlarını öreceğiz. Hep beraber daha sonra şapkasını ve birleştirmesini yapacağız. O yüzden şimdi sarı ipimizi alacağız. Sarı ipimi alıyorum. Ben Gazal Baby Cotton kullandım. Gene 2,5 milimlik tığımla öreceğim. Siz dediğim gibi elinizin sıklığına göre ayarlamalısınız. Biraz ördükten sonra isterseniz kafaya ölçersiniz. Hani kafaya ölçtükten sonra uygun mu değil mi ona bakarsınız. Şimdi sihirli halka ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 sık iğne yaptım. Hemen sık iğnemi, pardon, sihirli halkamı bu şekilde düzgün bir şekilde kapatıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Burada arttırma yapacağız. Bir arttırma, iki arttırma, 3 arttırma, 4 arttırma, 5 arttırma ve 6 arttırma. 6 tane arttırma yaptım. Hemen buraya alıyorum. Burada şu an 12 sık iğnemiz oldu. Şu an toplam 12 sık iğnemiz var. Bir üst sıraya geçtik. Bir sık iğne, bir arttırma yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma yaptım. Tekrar bir sık iğne ve bir arttırma yaptım. 6 defa bir sık iğne, bir arttırma yapmış oldum ve burada toplam 18 sık iğnemiz oldu. Şimdi buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 tane ördüm. Ben yine her ihtimale karşı şu noktadan ölçmek istiyorum. Çünkü ben bunu tamamen doğaçlama ördüğüm için size hatalı bir tarif vermek istemiyorum. Evet, gördüğünüz gibi şöyle kıvırdığımda doğru çıkıyor. Şimdi buradan sonra doluyorum. Hemen şu ikinciye batıyorum. 1 2 Bir sonraki 1 2 Burada ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde ikili trabzanla tamamlayacağız. Bu zincirin üzerine. İsterseniz sayayım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Şu sona da yaptım, 21 oldu. Hemen şu sıradakine batıyorum. Çekiyorum. Şu şekilde sabitliyorum. Bu şekilde sabitledikten sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yine 22 zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Bir, ikinciye. Burada isterseniz üçüncüye de batabilirsiniz arkadaşlar. Elinizin yine sıklığına göre. Burada ikili trabzan. Ve aynı şekilde bunu da ikili trabzanla bu sıramızı tamamlıyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Ve bu şekilde toplam 8 tane yapıyoruz. Daha sonra ön kahkül yerlerini yapacağız. Evet arkadaşlar, 2 4 6 8. 8.'deyiz. Şimdi yine aynı şekilde hemen bir sonrakine ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Şimdi ön taraftaki küçük kahküllerimizi yapacağız. Bunlar için 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çektim, doluyorum. 1 2 hemen 3.'ye batıyorum. 1 ikili trabzan. 2 3 4. Yani şunların zaten bir tane iki tane eksik olması, yani mesela 22 değil 23 zincir, 22 zincir olması çok önemli değil arkadaşlar. Zaten boyutunu siz istediğiniz gibi de ayarlayabilirsiniz. Burada 4 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada buraya batmıyorum. Bir tane atlıyorum. Hemen buraya batıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, doluyorum. 3.'ye batıyorum. 1 2 ikili trabzanı yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yapıyorum. Şekilde dördüncüyü yaptım. Şimdi burada yine bunu atlıyorum. Şöyle daha net odaklayayım size anlatmak için. Bunu atlıyorum. Hemen bir sonrakine batıyorum ve ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Bu şekilde iki tane daha, toplam 4 tane kahkülümüz olacak. Evet arkadaşlar, şu şekilde 4 tane ön kahküllerini yaptım. Şimdi şurada bir tane daha uzun saçını yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22. Doladım. 1, 2, 3.'ye batacağım ben. İster 2.'ye batın, ister 3.'ye. Hani hangisi daha böyle hoş görünürse, ben 2, 3.'ü de tercih ettim. Ama 2.'ye battıklarım da oldu. Bazıları uzun, bazıları kısa olsun da isteyebilirsiniz. Buradan yine geriye doğru dönüyorum. Bu zincirin üzerine tamamen ikili trabzanla dolduruyorum. Zincirin üzerine tamamen sonuna kadar ikili trabzanı dolduracağız. Evet arkadaşlar, bunu da ördüm, son saçımızı. Onu da hemen buraya bir yere sabitleyeceğim. Şu şekilde sabitledim. Zincirimi çektim. Burada ipimizi uzun bırakıyoruz. Çünkü dikiş yapacağız. Şöyle uzuncana bıraktım ben. Şekilde saçlarımız hazır. Şimdi
Bu dursun arkadaşlar. Şapkamızı örelim, sonra birleştirmeye geçelim. Ben şapkamızı morla ördüm. Sihirli halka yapacağız. Yine sihirli halkamızın içine 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne yaptım. Sihirli halkamı kapattım. Buradan arttırmayla devam ediyorum. Bir arttırma. İki arttırma. Üç arttırma. Dört arttırma. Beş arttırma. Ve altı arttırma yapıyorum altıncıyı. Toplam 12 sık iğnemiz oldu. İşaretleyicimizi aldık. Buradan devam ediyorum. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum sıra boyunca. Bir sık iğne, bir arttırma. 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 Son olarak tekrar bir sık iğne, bir arttırma yaptık. Burada pardon, son arttırmamı yaptım ve toplam burada 18 sık iğnemiz var şu an. Toplam 18 sık iğnemiz oluştu. Buradan ben devam edeceğim. 1 2 2 sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, burada 6 tane 2 sık iğne, bir arttırma yaptım. Şimdi burada şu an 24 sık iğnemiz var. Ve tekrar arttırmaya devam ediyorum. 1 2 3 sık iğne, bir arttırma. Bu sıramızda bu şekilde 3 sık iğne, bir arttırma ile tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, 3 sık iğne, bir arttırmamı tamamladım. Şu an burada 30 sık iğnemiz var. Şimdi buradan ben işaretleyicimi buraya alacağım. Ve buradan sonra 1 2 3 sık iğne yaptım ve bir tane azaltma yapacağım. Azaltmamızı biraz daha odaklayarak size göstereceğim. Şu iç tarafta kalan lobu alıyorum. Hemen yanındaki içte kalan lobu alıyorum. Şu şekilde bizden taraftaki lobu alıyoruz. Çıkarıyorum ve normal sık iğne gibi örüyorum. Bu şekilde 1 2 3 sık iğne, bir azaltma. Bir, iki, üç sık iğne, bir azaltma. Bir, iki, üç sık iğne, bir azaltma. Bir, iki, üç sık iğne, bir azaltma.
1, 2, 3 sık iğne, 1 azaltma. Bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Bir sonraki sıramızda da 1, 2 sık iğne, 1 azaltma. Bu sıramızda 2 sık iğne 1 azaltmayla tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, 2 sık iğne 1 azaltmamızı tamamladık. 18 sık iğne kaldı. Şimdi tekrar 1 sık iğne, 1 azaltma. Bu sıramızda da bu şekilde 1 sık iğne, 1 azaltma, 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 1 sık iğne, 1 azaltma. Yaptım. Buradaki sonuncuya batıyorum. Şu şekilde kaydırmayla ve bir tane sık iğne şöyle zincirle sabitliyorum. Buna yine uzun ip bırakıyorum dikmek için. Bunu da keseceğim. Şimdi bunun üzeri için yine morla bir, iki, üç, dört, 5, 6. 6 sık iğne yaptım. Hemen bunu kapatıyorum. Biraz sert oldu. Ve bunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sık iğne yaptım. Tekrar üzerine bir tane de ilmek kaydırmayla sabitleme yapıyorum. Hemen bunu da şöyle dikebileceğim kadar ip alıyorum. Bırakıyorum. Şimdi ufak ufak birleştirme işlemine geçelim. Öncelikle ben bunu eklemek istiyorum. Şekilde alıyorum. Şekilde bunda hani sırayla şu orta noktaya denk gelecek şekilde ortalama bir kararda şu şekilde sırayla giderek dikiyorum. Her zaman dediğim gibi uygun gelen noktaya batarak şöyle tepe noktasını yapıyorum. Burada şu şekilde tamamlıyorum. Bu kadar yeterlidir. Bunu buradan keselim. Şimdi diğer parçaları birleştirme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi birleştirme işlemlerine geçeceğiz. Şu alt kısmıydı. Şunlar etek kısmı. Ben bunu buradan aldım.
ortadan geçirdim. Şu şekilde altta kaldı. Daha sonra bunu geçirdim. Üzerine ekledim. Şu şekilde. Daha sonra kafamı alıyorum. Benim şuna ihtiyacım olmayacak. Ben bunu alışmışım sanırım kafada dikmek için bıraktığımız için sürekli bizim buna ihtiyacımız olmayacak. Çünkü bununla dikeceğim ben. Burada şu şekilde, hatta önce şuradan giriş yapayım, tam orta noktada kalsın. Şu şekilde aldım. Daha sonra buradan buna batarak ve buradaki sıradaki ilmeklere batarak, bazen diğer renkleri algılıyor, diktiğim yeri algılamıyor arkadaşlar. Elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Şu şekilde kafama ben buraya sabitleyeceğim. İpim çıktı. Bu şekilde sırayla şu çıkıntıları alarak bir kafadan bir buradan şimdi buradan birkaç kez geçtik zaten. Eğer daha sonra ihtiyaç olursa yine orada dikim yapacağım ben arkadaşlar. O yüzden, çünkü hani biblo olduğu için biraz daha naif olması gerekiyor, ama sadece naif olması yetmiyor. Tabii ki. Bir bakayım hemen. Evet, mesela alttaki biraz boş kalmış arkadaşlar. Onu birazdan tamamlayacağım. Öncelikle ben yeşil ipimi takacağım. Ayrıntılarıyla istendiği için bu şekilde anlatma gereği duyuyorum arkadaşlar. Hemen bir büyük bir iğne alayım ben elime. Sanırım olmadı. Bunun hatta şu şekilde. Katları ayrılıyor arkadaşlar. Biraz ipi takmak zor oluyor. Bu lanosa biraz şey. Ben de çok kalın iğne kullanmıyorum açıkçası. Dikerken tam oturmadığını düşünüyorum bazen kalın iğnelerde. Şimdi aldım. Bu ucuna ben bir düğüm atayım. Şimdi ben şunu şu şekilde oturtuyorum. Burada şu şekilde. Pardon. Şekilde oturtuyorum ve buradan şu şekilde şöyle düzlem boyunca düzgün gelecek kısımlardan
Bu şekilde arkadaşlar, buraya kadar hani sırayla düzgün kısımlardan şu şekilde dikimini yapacağım ben. Evet arkadaşlar, biraz önce bahsettim, bu ipi bırakmıştım hani gerekli olabilir diye. Demek istediğim şuydu, hemen anlatacağım şimdi size. Ben şunu şuradan bir çıkayım önce. Mesela bakın, bunu buradan geçirmiştik ya, bakın. Burada çok fazla boşluk kaldı. O yüzden ben bunu buraya biraz sağlamlaştırmak istiyorum. O yüzden bunu buradan aldım. Zaten bir tık sağlamlaşsa yeterdir. Biblodur hani sonuçta. Anahtarlık olarak düşünürseniz ama biraz daha sağlam yaparsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Buradan içinden şundan geçirdim. Daha sonra tekrar buradan çıkacağım. Bunu buraya oturtacağım. Biraz da ben oturmasını istediğim için daha sonra burada biraz gezdireyim ki sağlam olsun. Şu arka kısmını kullanabilirsiniz kafanın mesela gerdirmeler için. Çünkü arkasına zaten peruk geleceği için sıkıntı olmaz. Şimdi şunları alacağım. Bakayım hemen. Evet, şunlar. Bunları aldım. Bakıyorum hemen. Bunlar kollarımız. Kollarımızı da şöyle bir bakayım hemen. Hangi noktaya denk gelecek? Şu nokta iyidir diye düşünüyorum. Şu şekilde. Buradan da şuraya çıkartacağım. Arka kısma çıkar. Hemen diğerini takıyorum. Onu da tam karşı noktasından. Geçiyorum. Bunu da bakıyorum hemen. Pardon. Buradan alıyorum. Bunu da aynı yerden çıkıyorum. Şu şekilde aynı yerden çıktım. Buradan bunu bağlıyorum. Dikkat edin, hani ipiniz kopabilir burada. Koparsa biraz sıkıntı olabilir. Kestim. Hemen bunu burada. Bu çıktığımız ilmeği içine gömüyoruz. Evet, şu şekilde. Daha sonra hemen ayaklara geçeyim. Yine katımız ayrıldı maalesef. Bazen bir tane teli geçmedim. O katı ayrılıyor. Hiç sevmediğim bir nokta sanırım. Hemen burada ayak kısımları. Zaten bu biraz oynadığı için şu şekilde. Bunu buradan çıktım. Çok daha net göstermeye çalışayım. Bu şekilde ortalayıp buradan çıktım. Bunu bu şekilde bırakmıyorum ben. Bir üstten alıyorum. Şu şekilde geçiyorum. Bundan batıyorum. Buradan çıkıyorum. Yani bunu buraya güzel bir şekilde sabitliyorum. Öyle söyleyeyim size. Bakın şu şekilde ilmeğin içinden de geçiyorum.
Bu şekilde yeterince sağlamdır zaten. Şuradan da çıkayım. Evet, videoyu biraz uzatıyorum arkadaşlar ama hani siz ayrıntılı istediğiniz için tek tek dikim aşamalarını anlatmak istedim. Bunu da aynı şekilde şöyle bakıyorum. Karşı noktası. Hemen buradan bir yerden çıktım. Battım. Yani burada şu şekilde şunları düzgün sabitlemeye çalışıyorum ben sadece. Çünkü bu ilmek işlerinden geçtiğinizde ilmekler tam oturuyor aslında. O yüzden biraz da gerekli. Burada ipimi gezdiriyorum. Farklı yerlerden geçiriyorum. Ki biraz sabit olsun. Çok fazla oynama olmasın diye. Evet, bunu da yaptık. Şimdi şöyle göstereyim size. Ayaklarımız, kollarımız, biraz daha odaklamaya çalışayım. Şu şekilde hazırız buraya kadar. Şimdi buradan sonrası tabii ki saçımızı alacağız. Hemen iğneme geçireyim ipimi. Burada öncelikle arkadaşlar bunu fazla ipimi de keseyim. Bunu şu şekilde oturtacağız. Buradan bunları tek tek iğneleyeceğiz. Önce yerlerini tam sabitleyeceğiz. Sonra dikimini yapacağız. Ben hemen iğneleyeyim, size de göstereyim. Evet arkadaşlar, şu şekilde ben sabitledim. İğnelerim uzun olduğu için diğer taraftan çıkıyor. Hatta şunları onlarla tutturdum iğne uçlarıyla. Buna dikkat edin. Hani elinize batabiliyor çünkü dikerken diğer parçalar. Şu kollarımıza dikkat ederek şimdi buradan yapacağımız şey uygun noktalardan, özellikle şu alt kısımlardan şöyle alttan çıktım. Burada iğnelere de çok takılabilir ipiniz. O yüzden yavaş bir dikim olacaktır. Oh. Elime batırdım bile şu an. Dediğim gibi yani küçük iğneniz varsa küçük iğne de kullanabilirsiniz işaretleyici olarak. Çünkü gerçekten iğneler diğer taraftan çıktığı için. Şimdi ben şu şekilde aldım. Buradan batıyorum. Şimdi bunun bir üstünden çıktım ben arkadaşlar. Hem üstten hem alttan tutmasını istediğim için. Şimdi şu şekilde daha net göstereyim. Bu üstten çıktım. Buradan sonra buradan batıyorum. Buradan alttan çıkıyorum. Şimdi tekrar buradan batıyorum. Yine ben bu üstten çıkıyorum. Ben neden böyle yapıyorum? Hem üstten hem alttan bir dikiş olsun istediğim için bu şekilde yapıyorum. Hatta bakın saçlarım bu sefer biraz böyle daha hoş oldu. Elim biraz daha bol mu durdu anlamadım ama dediğim gibi zaten örgülerde şöyle bir şey vardır. Hani el ele bile uymaz denir. Yani gerçekten öyle bir durum var. Ben bunu zaten doğaçlama yapmıştım. Siz de istediğiniz için tarifi vermek istedim. Şimdi ben bu şekilde bunu dikişini yapayım arkadaşlar. Dediğim gibi bir alttan bir üstten geçerek mesela bu şekilde dikerek. Bunları işaretlemedim. Bunlar zaten belli. Şu şekilde kalkık kalacak uçları biraz. Bu şekilde dikeceğiz. Daha sonra gözlerini işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, saçlarımızı diktik. Sıra şapkamızda.
Şapkamızı da şu şekilde istediğimiz uygun bir noktaya koyuyoruz. Buradan bir saçtan alıyoruz. Bir tane buradan alıyoruz. Göstereceğim şimdi. Batabilirsem eğer. Şöyle bir tane saçtan, bir tane şapkadan. Yani bir saçtan bir şapkadan o şekilde. Mesela şimdi saçtan alıyorum. Sonra şapkadan batıyorum. Normal düz bir dikiş şeklinde. Zaten burada hani şapkanın düzgün oturması şöyle önemli. Onun için ona göre kendiniz istediğiniz noktadan dikebilirsiniz. Yeter ki göze hoş görünsün arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde şapkamızı da diktim. Şimdi gözler için ben Nako Pırlanta'nın tek katını kullanıyorum genelde. Ama elimde yoksa Gazal ve Evi Cotton'un da 2 veya 3 katını kullanabiliyorum. Ama 2 katı idealdir diye düşünüyorum. Şimdi ben bu işleme kısımlarında yine şöyle aradan alacağım. Tamamen gerçekten doğaçlama yapıyorum. Yer belirleme gibi bir adetim maalesef ki yok. Keşke olsa. Aslında daha titiz bir çalışma olabilir. Şimdi burada şu şekilde aldım. Ben şurayı ve ya şurayı ya şurayı düşünüyorum. Şimdi şuradan başlayacağım ben. Tabii bu ayaklardan dolayı biraz daha önce de zorlanmıştım. Sanırım onları tutmam gerekiyor. Şu şekilde şu kısmı dolduruyoruz arkadaşlar. Bir aşağıya, bir yukarıya diyerek ipimiz çok takılacaktır maalesef ki saçlarımız falan olduğu için. Önden işleyebiliyorsanız önden işleyip daha sonra saçlı kafayı da dikimini yapabilirsiniz. Bu şekilde burayı dolduracağım ben arkadaşlar. Evet, bu şekilde doldurdum. Bu şekilde burayı doldurdum. Daha sonra şu alayım şuradan. Şuradan gireyim ben. Şu kenar noktaya battım. Daha sonra buraya daha sonra diğer göz için şöyle karşıya geçiyorum. Burayı da aynı şekilde şöyle yerini belirleyeyim ben size. Ortalama bir şey söyleyeyim. Ama çık ayak oradan. Evet. Şöyle yerini belirleyip size bir söyleyeyim. Mesela benim şurayla arasında 1, 2, 3, 4.'den de diğerini yapmaya başlamışım. Burayı da aynı şekilde yapacağım ben. Bu zamanınızı almamak adına bu gözü işleyeyim, geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gözleri işledim. Şimdi bunda ağız kısmında mesela bu pembe kullanmıştım ben, bu Gazal'ın hani katını ayırıp veya katını ayırmadan da yapabilirsiniz. Gazal zaten ince bir ip, onunla yapmıştım. Şimdi bunda şu ipi kullanmak istiyorum, bu rengi de çok seviyorum. Bu Diva, Aliza Diva ipin bir böyle pembemsi bir tonu.
Mesela şurada şu saçım biraz havada kalmış arkadaşlar. Bunu ben sonra sabitleyebilirim tekrar. Herhangi bir yerden şu an geniş bir alanda dudak kısmına gireceğim. Küçük bir dudak yapmak istiyorum. Bu şekilde girdim. Ben şöyle şunu alıyorum. Yani genelde benim uyguladığım bu. Bir kontrol edeceğim. Evet, bence şu şekilde hoş bir görüntü oldu diye düşünüyorum. O zaman hemen ipimizi sabitleyelim. Şimdi arkadaşlar, bebeğimiz bitti. Size şöyle şeyler söyleyeyim. Mesela ben burada dediğim gibi tarifi ben tamamen doğaçlama örmüştüm ve çok ayrıntı yazmamıştım. Sanırım saçı 2.20 ile örmüştüm ben. O yüzden şunu anladım ki sıkı ördüğünüz zaman şu bukleler daha hoş duruyor. O yüzden bir tık sıkı örebilirsiniz. Belki genişletirsiniz elinizle biraz kafaya oturturken. Yani sonuçta ip genişleyen bir şey. Ama böyle de hoş olduğunu düşünüyorum. Şöyle biblo oldu. Şimdi ben bunları da ne kullanıyorum? Şu şekilde bir aldık kullanıyorum. Şöyle bir fırçam var. Şu şekilde hafif hafif şöyle hafif 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 uyguluyorum. Biraz daha alacağım. Şekilde hafif hafif uyguluyorum. Daha sonra birazcık şöyle yediriyorum. Tam oturması için ve bu şekilde. Şöyle. Biblo kızımız hazır oluyor. Eteğimiz zaten şöyle biraz açtırıyoruz oturtmadan önce. Şöyle. Hoş bir şekilde. Böyle oturabiliyor arkadaşlar. Tabii kameram yatay olduğu için size şu an şöyle gösterebiliyorum. Bu şekilde Biblo Baby'miz hazır. Videomu beğendiyseniz eğer beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim ve kanalıma abone olup destek olmak isterseniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. Daha sonraki videolarda daha güzel yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.